Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Tegabun suresi 11-18. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Mâ asâbe min musibetin illâ biiznillah. Herhangi bir musibet Allah'ın izni olmadan isabet etmez. Yani başa gelen her musibet Allah'ın izni iledir. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bütün her şeyi içine alan kudretini değişik yerlerde bize anlatır. Alemde mülk O'nundur. O mülkte tasarruf da yine O'nundur. Böyle olunca başa gelen haller de Allah'ın izniyle ve Allah'ın ilmi dairesinde meydana gelir. Mesela Kur'an-ı Kerim وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا buyuruyor. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi olmadan düşmez. Allah'ın ilmi çerçevesinde yere düşer. Ve hiçbir zerre onun izni olmadan hareket etmez. Böyle olunca başa gelen musibet, hastalık gibi, ölüm gibi, kaza gibi, insanın böyle hoşuna gitmeyen bir takım şeyler, bunların hepsi de Allah'ın izniyle meydana gelmektedir. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a inansa ve Allah'a güvense, yehdi galbahu, Allah onun kalbine hidayet eder. Yani bu gibi musibet hallerinde Allah'a güvenen bir kimseye Allah o musibetten çıkış yolu gösterir. Vallahu bi kulli şeyin alim ve Allah her şeyi bilendir. Normalde insanlar musibetlerin karşısında sarsılır ve bazen de yıkılır. Ama Allah'a tevekkül eden bir kimseye Allah kafidir. Dolayısıyla o musibetin darbesine karşı bir insan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediğinde, yani biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Böyle söylediğinde Allah-u Teala ona hidayet eder, kalbine genişlik verir. Bunun neticesinde o kimse o musibetten fazla yara almadan ve çökmeden, yıkılmadan kurtulmuş olur. Bu manada baktığımız zaman Allah'a imanı olmayan veya imanı zayıf olan kimseler musibetler karşısında çöküyor. Bunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Ama Allah'a imanı kuvvetli olan kimseler Allah-u Teala'nın musibetlerinde de nice hayırlar olduğunu bilirler ve Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler derler. Ve bunlar hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya da diken, ya hilatu ya da kefen, narın da hoş, nurun da hoş diyebilen kimselerdir. Ve bunlar bu gibi musibetlere artık zamanla tebessüm etmeye başlarlar. O acı olan musibetler onların tebessümü karşısında tatlı bir hale gelir. Ve çeşit çeşit musibetler adeta musikinin nameleri gibi onlara lezzet verir bir hale gelir. Çünkü bilirler ki bu dünyada insanlar mutlaka bazı çileler çekecektir ve bir takım musibetlere maruz kalacaklardır. Dünya bir rahat yeri değil, dünya bir çilehanedir. Nasıl ki sivil hayatla askeri hayat fark ediyor. Askerde insan emir altında ve ister istemez biraz sıkıntısını çekiyor. Ama ardından terhis tezkeresini aldığında da rahatlıyor. Şu dünya askeri bir misafirhane ve insanlar Allah'ın kulları ve askerleri durumunda. Böyle olunca bir takım musibetler de onları denemek, derecelerini ortaya koymak için insanlara geliyor. Ve insan bu musibetlere karşı tevekkülle, sabırla mukabele ettiğinde en büyük musibetlerden bile yıkılmadan yoluna devam eder ve rıza makamını elde eder. Ve atiullah ve atiur rasul, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Fe in tevelleytum, eğer yüz çevirirseniz فَاِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Resulümüze düşen apaçık bir tebliğde bulunmaktır. Yani peygamber zorla kabul ettirmekle mükellef değildir. Peygamber sadece tebliğcidir. Allahu la ilahe illahu, Allah, ondan başka ilah yok. Ve alallahi feliyetevekkelil mu'minun, müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül, sebeplere müracaat ettikten sonra Allah'a dayanmak. Yoksa sebepleri reddetmek anlamında değil. Bizler sebepler dünyasındayız.
Bundan dolayı sebeplere müracaat etmekle de mükellefiz. Mesela hastalık bir musibettir. Musibet karşısında bir insan Allah'a tevekkül etmeli. Ama bu doktora gitmesine engel değildir. Doktora gider, doktorun verdiği ilaçları kullanır ama şifayı Allah'tan bilir. Öte yandan mesela bir çiftçi tarlaya tohumunu serper, bakımını yapar, neler gerekiyorsa yapar ama oradan mahsul elde etmeyi Allah'tan bilir ve Allah'tan bekler. Tevekkül, sebeplere müracaattan sonra Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inne min ezvacukum ve evladukum aduvvel lekum. Sizlerin eşlerinizden ve evladınızdan sizin için düşman olanlar vardır. Fahzeruhum, onlardan sakının. Ve in tafu ve tasfau ve tafiru, ama affeder, bağışlar ve mağfiret ederseniz fe innallaha gafurun rahim, şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Burada gerçekten çok dikkat çekici bir ifade var. O da şu: ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan sizin için düşman olanlar vardır. Bir insanın eşi, çocuğu onun en yakınlarıdır. Ama bunlar düşman olabilir mi? Evet, olabilir. Demek ki dikkat etmek gerekiyor. Düşman olabilir derken, diyelim ki karı veya koca, herhangi birisi için bunlar düşünülebilecek şeyler. Bunlardan birisi diyelim içki içiyor. Eşini de içki içmeye sevk edecek olsa ve bu konuda ısrarcı olsa onu ateşe doğru götürmüş olur. Ve güya iyilik yapıyor ama gerçekte onu ateşe doğru götürüyor. Bu noktada onun isteğine boyun eğilmez, onun dediği yerine getirilmez. Öte yandan evlat bir takım böyle masraflardan dolayı babasını böyle gayrimeşru yollara sevk edecek şekilde telkinatta bulunuyorsa, bu da yine babasına düşmanlık yapmış olur ve bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Ve ardından da eğer affederseniz, onlardan vazgeçer ve onları bağışlarsanız, şüphesiz Allah da gafur rahimdir. Yani bunların bir takım eksikleri, hataları da olsa neticede eştir, evlattır. Dolayısıyla hayat bunlarla beraber devam edecektir. Gayrimeşru olan istekleri yerine getirilmez ama beraberlik devam ettirilir. İnnemâ envâlukum ve evlâdukum fitne, mallarınız ve evladınız ancak bir fitnedir. Fitne, imtihan anlamında. Nasıl ki altın gibi kıymetli bir takım madenler başka şeylerle karışık olarak bulunuyor. Neticede bir ayrışma, diyelim ateşe atılıyor ve orada kıymetli olanlar kıymetsiz olanlardan ayırt ediliyor. Din de böyle bir imtihandır ve mallar, evlat, bunlar da yine birer imtihandır. İnsanların dereceleri bunlarla açığa çıkar. Yani bir insan bir aile reisi olarak veya ailenin bir ferdi olarak durumu nasıl? Ailesine tavrı nasıl? Onlara olan muameleleri nasıl? Bütün bunlarla denenmektedir. Ve erkek evin reisidir. Ve bu noktada sorumluluğu daha fazladır. Evin reisidir derken sorumluluğu bilhassa nazara almak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir diyor. Dolayısıyla evin reisi olarak en fazla hizmeti o yapacak, en fazla gayreti o sarf edecek. Öte yandan evin hanımı elbette yine gereken şeyleri yapacak. Ailesini muhafaza etmek, çoluk çocuğunu yetiştirmek, iffetini muhafaza etmek, bütün bu noktalarda o da imtihana tabi. İşte ailedeki bütün fertler birbiriyle deneniyor, birbiriyle imtihana tabi tutuluyor. Vallahu indehu ecrun azim, büyük mükafat ise Allah nezdindedir. Yani aile hayatında elbette bir takım zahmetler de var. Elbette bir takım yükümlülüklerin altına girmek de var. Zor durumlar var. İnsan bunların gereğini yerine getirdiğinde, ailesine karşı sorumluluğunu yaptığında Allah onu mükafatlandıracaktır. Ve bu mükafat çok büyük bir mükafattır. Fettakullaha mastata'tum,
gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun. Yani madem öyle, gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Fettegullah hakka tugatihi. Yani Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Bu şekilde emir de var. Buradaki ifade ise gücünüzün yettiğince. Yani ne kadar günahlardan kaçınabiliyorsanız, ne kadar şüpheli şeylerden uzak kalabiliyorsanız o şekilde Allah'tan korkun. Allah'ın azametini düşünerek, büyüklüğünü düşünerek ona karşı bir saygısızlık yapmaktan imtina edin, kaçının. Vesma'u ve dinleyin. Yani Allah'ın emirleri neler, neleri bizden istiyor, onlara kulak verin. Ve ati'u ve itaat edin. Ve enfigu hayran li enfusikum. Kendiniz için bir hayır olmak üzere infak edin. Yani insan Allah yolunda infak ettiğinde bunun hayrı kendisine olacaktır. Halk arasında derler ya, ne verirsen elinle o da gider seninle. İnsan Allah yolunda verdiğinde bunun hayrı her şeyden önce kendisine olacaktır. Vermenin lezzetini yaşayacaktır. Ve diğer insanlara ikramda bulunabildiğinden dolayı bunun sevabını elde edecektir. Ve men yuka şuha nefsihi, kim nefsinin bencilliğinden, cimrilik gibi kötü özelliklerinden sakınırsa, fa ulaike humul muflihun, işte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Yani normalde insanın nefsinde cimrilik vardır. İnsan fıtraten cimri bir tabiattadır. Kim bu cimrilikten, bencillikten, bu gibi kötü özelliklerden sıyrılırsa işte onlar felaha eren kimselerdir. İnsanlar mala karşı düşkün, kendi imkanları müsait olduğunda bile başkasına vermeye pek yanaşmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'e dikkat ettiğinde, Kur'an'daki emirleri, yasakları düşündüğünde elbette verme taraftarı olur ve o cimriliğini aşmış olur ve bencillikten kurtulmuş olur. İn tukridullaha gardan hasene, eğer siz Allah'a güzel bir ödünç verirseniz, yudaifu lekum, Allah size kat kat bunun karşılığını verir. Burada tabi Allah'a borç, yani Allahu Teala aşağı muhtaç değil. Ama Allah yolunda verilecek borç Allah'a verilmiş borç gibidir. Ve Allah bunun karşılığını kat kat verecektir. Allah kulunun minneti altında kalmaz. Bir kimse Allah yolunda bir adım atmışsa Allah ona çok daha fazlasını verecektir. Ve insan bu gibi güzel ahlaki meziyetleriyle Allah katında derece kazanacaktır. Karza sen şeklinde ödünç para vermenin de bu bir adıdır. Ayetteki ifade gerçi sadece borç vermekle alakalı değil. Yani siz Allah yolunda herhangi bir iş yaptığınızda Allah bunu karşılıksız bırakmaz ve kat kat bunun karşılığını verir. Yani siz bir müminin ayıbını mı örttünüz? Allah sizin daha büyük ayıplarınızı örter. Siz birinin elinden mi tuttunuz? Allah sizi çok daha yükseklere çıkarır. Çok daha fazlasıyla size imkanlar bahşeder. Siz Allah'ın dinine hizmet için bir takım zahmetlere mi girdiniz? Hayatın diğer zahmetlerinden Allah sizi kurtarır. Bu manada Allahu Teala kendi yolunda atılan adımları elbette zayi etmemektedir ve en güzeliyle onlara mükafat vermektedir. Ve yağfir lekum, ve Allah sizi mağfiret eder, günahlarınızı da bağışlar. Vallahu şekurun halim, Allah şekurdur, halimdir. Yani Allahu Teala kendisi için yapılan şeylerin karşılığını verir. Şekur çokça şükreden demek. Bu insana da nispet edilebilen bir ifade. Mesela Allahu Teala Hazreti Nuh'u anlatırken innehu kana abden şekura. O çok şükreden bir kul idi. Böyle bir özellikle Hazreti Nuh'u anlatıyor. Ve galilun min ibadiye şekur. Benim kullarımdan şükredenler, çokça şükredenler azdır. Cenab-ı Hak bunu da yine bildiriyor. Burada şekur Cenab-ı Hak'la alakalı. Şekur Cenab-ı Hakk'a nispet edildiğinde Allah kendi yolunda yapılan fiillerin karşılığını fazlasıyla verir. Kat kat onun karşılığını verir. Siz bir adım atmışsanız Allah
10 kat adım atmış gibi sanki onun karşılığını size verir. Çok daha ziyadesiyle de verir. Alimul gaybi ve şehade, o gaybı şehadeti bilendir. Görülen görülmeyen alemleri, her şeyi bilendir. El azizül hakim ve azizdir. İzzet, azamet sahibidir. Onun hükmünün karşısında durulmaz ve onu mağlup edecek hiçbir şey yoktur. Ve o hakimdir, hikmet sahibidir. Yaptığı her fiili nice hikmetlerle, nice güzelliklerle doludur. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle nice dersleri bize veriyor. İşte hayatın gerçeklerinden biri olan musibet meselesini en güzel bir şekliyle tahlil ediyor. Ve o musibetlere karşı nasıl dayanılır, nasıl tevekkül edilir ve ne şekilde bir halet ruhiye ile mukabil durulur, onları bize anlatıyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.